Değerli arkadaşlar merhabalar. Yeni bir konuyla karşınızdayım. Öncelikle bir sonraki konuyu izlemek için açıklama kısmında linklere bırakıyorum arkadaşlar. Linke tıklayıp bir sonraki konuyu da oradan izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Konuya geçmeden önce arkadaşlar YouTube kanalımda ehliyet sınavını geçtikten sonra direksiyon eğitimleri ile alakalı videolarım mevcut. Yine kanalıma abone olup direksiyon eğitim videolarında bu sınavı geçtikten sonra izleyebilirsiniz. Yine YouTube kanalımda arkadaşlar bu konular ile alakalı çıkmış sınav soruları mevcuttur. Oradan da çıkmış sınav sorularını konularınızın tamamını bitirdikten sonra çözmeye başlayabilirsiniz. Onun da linkini açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Evet, konumuza başlayalım. Manevra, durma, duraklama ve park etme kuralları. Manevranın tanımı nedir arkadaşlar? Araçların gidecekleri yere ulaşabilmeleri için yaptıkları doğrultu değiştirme hareketlerine biz manevra adını veriyoruz. Doğrultu değiştirme manevralarının nasıl yapılacağı kanunda belirlenmiş olup uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek kazalarda uymayan araç sürücüleri asli kusurlu sayılıyor. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Araç sürücülerinin park etmiş araçlar arasından çıkarken, taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, şerit değiştirirken, sağa sola geriye dönerken, geri giderken ve bunlara benzer hallerde karayolunu kullananlar için tehlike ve engel yaratmaları, hareketlerini zorlaştıracak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Sürücülerin işaret vermeden manevraya başlamaları. İşaretten kastımız arkadaşlar sinyaller. Sinyal vermeden dönüşe başlayamayız arkadaşlar. Zaten direksiyon sınavlarında sinyali geç vermek direkt başarısız olma sebebidir arkadaşlar. Ya da işaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri de yasak. Yani sinyal verir vermez şerit değiştiremeyiz. Sinyal verdikten sonra geçeceğimiz tarafı aynadan ve omuz üstü bakış ile kör nokta kontrol yaparak şeridimizi o zaman değiştirebiliriz. Manevraya başladıktan sonra işaret vermek de yasaktır arkadaşlar. Özellikle bunlarla çok direksiyon sınavında karşılaşıyoruz. Öğrenci dönüşe başlıyor, sonra sinyal vermediğini hatırlıyor ve sinyal veriyor. Maalesef tabii geç sinyalden dolayı hoca bunu bırakıyor. Sonra aynen şöyle söylüyor. Vallahi diyor ben sinyal verdim. Ya verdik ama geç verdik sinyali. Yerleşim yerleri içerisinde arkadaşlar dönüş yapacağımız yere 30 metre kalana kadar, yerleşim yerleri dışında ise 150 metre kalana kadar şerit değiştirmemiz yasak. Yani o kadar mesafe kalana kadar dönüş yapacağımız şeride girmek zorundayız ve dönüş yapacağımız tarafın sinyalini yakmış olmamız gerekir. Bunlara çok dikkat etmenizde fayda var. Sağa dönüş yapacak sürücülerin uyacağı kurallar arkadaşlar. Bu sıralamayı daha önceki sınavlarda sordular, bilginiz olsun. Sağa dönüş yapacak olan araç sürücüleri sırasıyla arkadaşlar sağa dönüş işareti vermeleri gerekir. Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmeleri gerekir. Sonra hızımızı azaltıyoruz. Dar bir kavisle dönüşe başlıyoruz. Dönüş sırasında buraya dikkat edelim. Varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ve bisiklet yolundaki bisikletlilere ilk geçiş hakkını vermeleri zorunlu. Yine dönüş tamamlanıncaya kadar da işaret vermeye devam etmeleri, dönülen karayolunun gidiş şeridine veya gidişe ayrılmış en sağ şeride girmeleri zorunludur. En sağ şeride girdikten sonra sinyalimizi kapatıyoruz. Sıralamayı tekrar hatırlatalım arkadaşlar. Öncelikle sağ sinyal verdik. Aynaya bakarak sağ şeride geçtik. Hızımızı azalttık. Dar bir açıyla dönüşe başladık. Dönüş esnasında karşıdan karşıya geçmekte olan yaya varsa ilk geçiş hakkını yayalara verdik. Ve dönüşümüzü en sağ şeritte tamamladık ve sinyalimizde ne yapıyoruz arkadaşlar? Kapatıyoruz. Sağa dönüş kuralları aynen bu şekildedir. Peki sola dönüş yapacak sürücülerin uyacağı kurallar nelerdir? Arkadaşlar araç sürücülerinin öncelikle sola dönüş işareti vermeleri gerekir. Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden en soldaki şeride, iki şeritli ve iki yönlü karayollarında sağ şeridin soluna yanaşmaları gerekir. Yani şöyle düşünelim. 3 şeritli bir yol var. Üçü de gidiş ise arkadaşlar sola döneceksek en sola geçiyoruz. Fakat şekilde gördüğünüz gibi bir geliş ve bir gidiş olan yollarda ise arkadaşlar gidişe ayrılan sağ şeridin soluna yanaşacağız. Burada beklememiz lazım. Yani gidişe ayrılan şeritlerin soluna yanaşıyoruz.
En sola burada ne yapamayız? Geçemeyiz. Çünkü en sol nedir? Karşıdan geliş şerididir arkadaşlar. Sonra hızımızı azaltıyoruz. Kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara da geçiş hakkı vermemiz gerekir. Yine dönüşe başlamadan önce varsa sağdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkı vermeleri gerekir. Geniş bir açı ile dönüşe başlıyoruz. Sağa dönüşler dardı, sola dönüşler geniş açı ile olması gerekir. Dönüş sırasında karşıdan gelen ve emniyetle duramayacak kadar yaklaşmış olan araç varsa bunları beklemeleri gerekir. Döndüğü yola girdikten sonra en kısa sürede trafiği tehlikeye düşürmeden sağ şeride veya hızının gerektirdiği şeride girmeleri zorunludur. Evet, sola dönüşleri şöyle bir daha tekrar edelim. Öncelikle sol sinyal verdik. Çok şeritli yollarda en sola geçtik. Gidiş ve geliş olan bir şeride bulunan yollarda ise gidişe ayrılan şeritlerin soluna yanaştık. Hızımızı azalttık. Sağdan ve karşıdan duramayacak seviyede gelen olan araç varsa ilk geçiş hakkını bu araçlara verdik. Geniş bir açı ile dönüşe başladık. Yine dönüş esnasında arkadaşlar karşıdan karşıya geçmekte olan yaya varsa yayalarda ilk geçiş hakkını vermek zorundayız. Dönüşümüzü en sağ şeritte ya da hızımıza uygun şeritte tamamladık ve sinyalimizde en son ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Sola dönüşlerde aynen bu şekilde bu sıralamayla yapılması gerekir. Sağa dönüş ve sola dönüş manevralarına uymadığınız bir kazaya karışırsak arkadaşlar %100 asli kusurlu sayılıyoruz, bilginiz olsun. Dönel kavşaklarda dönüş yapacak sürücülerin uyacağı kurallar. Araç sürücülerinin dönüş işareti vermeleri, hızlarını azaltmaları, sola dönecekse orta adaya yakın şeritten kavşağa girmeleri, ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmememiz gerekir. Ada etrafından dönerken gereksiz yere sağa sola sağa sola geçemeyiz arkadaşlar. Gireceği yola yaklaşırken sağa dönüş işareti vermeleri, diyelim ki geldiniz buradan döneceksiniz. Sağa sinyal vererek çıkış ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Sağa yanaşarak döner kavşaktan çıkmaları, gireceği yolun gidiş yönündeki uygun şeridine girmeleri, yani hızımıza uygun olan şeride girmemiz gerekir. Dönüş tamamlandıktan sonra trafiği tehlikeye düşürmeden hızının gerektirdiği şeride veya sağ şeride girmeleri, dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde arkadaşlar sürücülerin sola dönüş kurallarına uymaları zorunludur. Zaten dönel kavşaktan geldik buradan, sağa döneceksek sağ şeridi takip ederek dönüyoruz. Fakat sola döneceksek arkadaşlar en sol şeritten kavşağa giriyoruz. Adaya bitişik olan şeritten dönüşe başlıyoruz. Adaya bitişik olan şeritten dönüşe başladık. Geldik ve dönüşümüzü o şekilde ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Geri gitme ve geri dönüşler. Arkadaşlar araç sürücülerinin bağlantı yollarında geri gitmeleri yasak. Tek yönlü yollarda duraklama ve park manevrası dışında geri gitmeleri yasak. İki aracın emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan iki yönlü yol kesimlerinde karşılaşma ve geçiş kolaylığı sağlama dışında geri gitmeleri de yine yasaktır. Daha geniş yollarda geriye giderken manevra dışında şerit değiştirmeleri de yasaktır. Trafiği yoğun olan yollarda arkadaşlar geri dönmek de kesinlikle nedir? Yasaktır. Geri dönüşler ise arkadaşlar kamyon, otobüs, çekici, römork veya yarı römorklu bir aracın geri manevrası sürücünün görüşüne açık alanda emniyetle sağlanamıyor ise uyarılmaları için bir gözcü bulundurulması zorunludur. Bu madde önemli arkadaşlar. Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi yasaktır. Bu kurala uymayan sürücülere idari para cezası verilir. Sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınır. Ayrıca araçları da arkadaşlar 60 gün trafikten men edilir. Bu şekilde sürücü belgesi geri alınanlar psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara sürücü belgeleri geri verilir. Buraya dikkat edelim. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde bu maddeden dolayı sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların ise arkadaşlar sürücü belgeleri iptal edilir. Öndeki aracı geçme kuralları, yani sollama kuralları arkadaşlar. Öndeki aracı geçmek isteyen sürücü geçişe başlamadan önce
arkadan gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamamış olmasına dikkat etmesi gerekir. Buna nereden bakıyoruz? İç dikiz aynasından kontrol edebiliriz. Yine öndeki sürücünün başka bir aracı geçme niyetini belirten işaret vermemiş olmasına. Önümüzdeki araca bakıyoruz. Sinyal vermediyse anlıyoruz ki o da onun önündeki aracı sollamaya başlamamış. Geçiş yapacağı şeridin ilerisinin görüşe açık ve boş olmasına dikkat etmesi gerekir. Tamam, önünüzdeki aracı sollayacaksınız ama önde yeteri kadar boş bir mesafe, boş bir alan var mı? Bunu kontrol etmemiz gerekir. Yine geçilen araç için büyük bir güçlük oluşturmamasına ve araçların geçişine uygun durumda bulunmasına dikkat etmek zorundadır. Öndeki aracı geçmenin yasaklanmış olduğu yerler, yani nerelerde önümüzde giden bir aracı geçemeyiz, sollama yapamayız. Bir kere arkadaşlar, öndeki aracı sollamak yasaktır, levha varsa sollama yapabilir miyiz? Yapamayız. Görüş yetersizliği olan dönemeçlere yaklaşırken ve dönemeçli yollarda ilerlerken, arkadaşlar önümüzde giden aracı sollayamayız. Görüş yetersizliği olan tepe üstlerine yaklaşırken, evet bir tepe üstüne yaklaşıyorsak arkadaşlar ilerisini göremediğimiz için hızımızı azaltacağımızdan dolayı sollama yapamayız. Demir yolu yani hemzemin geçitlerine yaklaşırken arkadaşlar sollama ne yapamıyoruz? Yapamıyoruz. Gidiş ve geliş için birer şeride bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellere yaklaşırken de arkadaşlar yine sollama yapamayız. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken sollama yapamayız. Kavşaklarda ve kavşaklara yaklaşırken de arkadaşlar sollama yapmak nedir? Yasaktır. Geçiş işlemi arkadaşlar geçilecek aracın solundaki şeritten yapılır. Yani sağdan sollama yapmamamız gerekir. Geçilecek araç sürücüsüne gündüz korna, gece ise selektör ile haber vermemiz gerekir. İç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmiştik. Sola sinyal verdik. Geçilecek araca, burası da çok önemli, takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçilir. Yani önünüzdeki araç ile aranızda yine takip mesafesi kadar bir mesafe bırakmak zorundasınız. Ve bu mesafeyi bırakarak sol şeride geçtiniz. Geçilen araç geriyi görme aynasından, yani iç dikiz aynasından görene kadar arkadaşlar geçtiğimiz şeritten devam ediyoruz. Gördükten sonra sağ sinyal verip sağ şeride geçip sollama işlemimizi bitiriyoruz. Notumuz çok önemli. Araçların sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmek, yani sollamak yasaktır arkadaşlar. Geçişler sol şeritten yapılır fakat şu durumlarda sağdan da sollama yapılabilir arkadaşlar. 1. Yolun ortasından giden tramvay varsa arkadaşlar bunu sağdan sollama yapabiliriz. 2. Sola dönüş yapmak için yolun soluna yanaşan araçları, yani normalde sollama soldan yapılır ama sola dönecek olan bir araç varsa arkadaşlar bunu soldan sollamaya kalkışırsak şurada bir kaza olabilir. Bundan dolayı sola dönmek için sinyal veren araçları sağdan sollayabiliriz. Görev gereği yolun solunda duran geçiş üstünlüğüne sahip araçların da arkadaşlar sağından geçiş yapılabilir. Notumuz yine önemli. Çok şeritli yollarda bir şeritteki taşıtın diğer şeritteki taşıttan daha hızlı gitmesi arkadaşlar sollama sayılmaz. Yani 3 şeritli bir yol düşünün. Siz sağ şeridi kullanıyorsunuz. Orta şerit ya da sol şerit yoğun olduğu için yavaş gidiyor olabilir. Sağ şeridin biraz daha hızlı akması sollamak değildir. Sollamak bir aracı geçip tekrar onun önüne girme işlemine biz sollama adını veriyoruz. Sürücü geçmek isteyen diğer araçların işaretini alınca ne yapması gerekir? Çok şeritli yollarda bulunduğu şeridi izlemek, hızını artırmamak, İki yönlü ve dar taşıt yollarında yolun sağ kenarına yakın gitmek, yavaşlamak gerekirse durmak zorundadır. Yani videomu izleyen özellikle beyefendilere söylüyorum. Bir hanımefendi sizi sollamaya çalışıyorsa şöyle diyemeyiz. Ya hanımefendi sen ne zaman araba kullanmayı öğrendin ki beni solluyorsun gibi. Arkadaşlar sollamak ayıp bir şey değil. Sollamak gayet tabii, gayet doğal, gayet normal olan bir şey. Yani yavaş giden araç sollanılır. Hatta sollamaya sizi başlayan araç,
Diyelim ki karşıdan bir araç geliyor, çarpışacağını, olumsuz bir durum olacağını anladınız. Yasalar diyor ki sizi sollayan araca kolaylık sağlamak zorundasınız. Gerekirse aracınızı durdurmanız gerekir. Buna çok dikkat etmekte fayda var ve birileri sizi solluyorsa arkadaşlar onlara geçiş kolaylığı sağlamak zorundasınız. Kurallara uygun olarak geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek. Geçilmekte olan bir başka aracı geçmeye veya sola dönmeye kalkışmak yasaktır. Sürücülerin kendilerini geçmek isteyenlere dönüş lambaları ile geç işareti vermeleri de arkadaşlar kesinlikle yasaktır ve yanlıştır. Bu konuyla alakalı şöyle bir soru geldi. Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır? Arkadaşlar levha bize ne diyor? Kamyonlar önlerinde giden aracı geçemez. Bu yüzden cevabımız A şıkkı. Evet arkadaşlar, animasyonlu bir soru soruldu. Videodaki kazayla ilgili hangisi kesinlikle söylenir? Arkadaşlar böyle animasyonlu sorularda şuraya dikkat edelim. Kesinlikle söylenir diyor. Yeşil araç sürücüsünün ani fren yapması kazaya sebep olmuştur. Mavi araç sürücüsünün hatalı geçme yapması kazaya sebep olmuştur. Araç sürücüleri takip mesafesine uymaktadır. Kaza iklim şartlarına bağlı olarak meydana gelmiştir. Kesinlikle söylenir diyor arkadaşlar. Hemen videomuza bir bakalım. Evet, videomuzu izliyoruz. Mavi araç sürücüsü için hangisi söylenebilir diyor. Videomuzu izliyoruz arkadaşlar detaylı bir şekilde. Evet, bir kaza olmuş. Sebebini öğreneceğiz şimdi. Videodaki kaza ile ilgili hangisi kesinlikle söylenir dedi arkadaşlar. Yeşil araç sürücüsünün ani fren yapması kazaya sebep olmuştur. Mavi araç sürücüsünün hatalı geçme yapması kazaya sebep olmuştur. Araç sürücüleri takip mesafesine uymaktadır. Kaza iklim şartlarına bağlı olarak meydana gelmiştir. Cevabımız arkadaşlar B şıkkı mavi araç sürücüsünün hatalı geçme yapması kazaya sebep olmuştur. Arkadaşlar videoyu detaylı incelediğimizde mavi araç sağdan sollama yapıyor. Hatalı sollama yapıyor. Hatalı sollama yaptı ileriden de diğer araçların önüne girdiği için onlar da fren yaptı doğal olarak. Ve mavi araç sürücüsünün hatalı geçme yapması kazaya sebep olmuştur. Cevabımız B şıkkı. Yine bir videolu soru var. Videoya göre beyaz otomobilin sürücüsü için hangisi kesinlikle söylenir diyor. Kesinlikle söylenir. Beyaz otomobilin sürücüsü için. Önce bir şıklarımızı okuyalım aklımızda bir şey kalsın. Uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde araç kullandı. Uykusuz ve yorgun olarak araç kullandı. Şerit takip ve manevra kurallarına uymadı. İleri sürüş tekniklerine göre uygun araç kullandı. Videomuza şöyle bir bakalım arkadaşlar. Beyaz otomobilin sürücüsü için hangisi kesinlikle söylenir diyor. Evet, videoyu inceledik arkadaşlar. İsterseniz bir daha bakalım. Şöyle tekrar bakalım. Beyaz otomobilin sürücüsü için hangisi kesinlikle söylenir? Evet, sorumuza döndüğümüz zaman arkadaşlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde araç kullandı, uykusuz ve yorgun olarak araç kullandı, şerit takip ve manevra kurallarına uymadı, ileri sürüş tekniklerine uygun araç kullandı. Arkadaşlar, videoyu detaylı incelediğimiz zaman orta şeritten sağa dönüş yapılmaz. Sağa dönüş kurallarında ne demiştik? En sağ şeride girmek zorundayız. Ama orta şeritten gelip sağa dönüş yapıyor. Durma, duraklama ve park etme. Durma nedir arkadaşlar? Her türlü trafik zorunlulukları nedeniyle araçların durdurulma işlemine biz durma adını veriyoruz. Örnek kırmızı ışık. Öndeki aracın durması, görevli kişilerin dur komutu ya da işaret levhaları bir zorunluluk neticesinde araçların durma işlemine biz durma adını veriyoruz. Duraklama ise trafik zorunlulukları dışında yolcu indirmek, bindirmek, yük yüklemek, boşaltmak veya kısa süreli bekleme işlemlerini ise biz duraklama adını veriyoruz.
Duraklama en fazla arkadaşlar 5 dakika olabilir. 5 dakikadan uzun bekliyorsak bu artık duraklama değil, park etmeye girmiş oluyor. Peki park etme nedir? Durma ve duraklama halleri dışında aracın uzun süre gerekli önlemler alınarak bırakılmasına da biz park etme adını veriyoruz. Sınavda şu şekilde bir soru geldi. Seyir halindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir? Kırmızı ışık yanması, yolun trafiğe kapanması, yetkililerin dur işareti vermesi. Cevabımız arkadaşlar A şıkkı durma. Doğru mu? Evet, bir zorunluluk neticesinde araçların durdurulmasına biz durma adını veriyoruz arkadaşlar. Duraklama ve park etmede alınacak önlemler nelerdir? Yani yolcu indirme, bindirme, yük yükleme, boşaltma ve park etmede alınacak önlemler. Arkadaşlar duraklamada alınacak tedbirler. Duraklama için bir kere uygun bir yer seçmemiz gerekir. Bulunan şeritte en az yer işgal edilmesi gerekir. Varsa banketten yararlanmak zorundayız. Duraklama amacı eğer uzun sürecekse yani 5 dakikaya kadar olan beklemelere biz zaten duraklama adını veriyorduk. Motorun durdurulması, uygun vitese takılması, el freniyle tespit edilmesi, gerekli hallerde park lambasında yakılması gerekir. Diğer araçların geçişini ve yayaların yürümesini zorlaştırmayacak, yüklerin boşaltılması veya yüklenmesi sırasında başkalarına zarar vermeyecek, karayolu yapısını bozmayacak ve kirletmeyecek şekilde tedbir alınması zorunludur arkadaşlar. Yolcu indirme bindirme kuralları nelerdir? Aksine bir işaret bulunmadıkça arkadaşlar bütün araç sürücüleri araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurarak yolcularını da sağ taraftan indirmek ve bindirmek zorundadır. Yolcular da araçların sağ tarafından inmek ve binmek zorundadır. Evet, otobüslerde zaten kapılar ya da minibüslerde sağ tarafta doğal olarak sağdan inip binme işlemi yapıyoruz. Fakat otomobillerde sol tarafta da kapı var. Arkadaşlar araçların sol tarafındaki kapılarından binmek, inmek yasak. Allah korusun bir kazaya karışırsak hatalı sayılıyoruz. Bilginiz olsun. Karayolunu kullananlar için bir tehlike ve engel teşkil etmeyeceğinden emin olmadıkça araç durmadan kapı açmak, kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek, durakladıktan sonra aracın sağını kontrol etmeden kapı açmak ve kontrolsüz inip binmek de arkadaşlar yasaktır. Yine taşıt yolu üzerinde araçların sol kapılarından yolcu indirip bindirmek de yine arkadaşlar yasaktır, bilginiz olsun. Duraklamanın yasak olduğu yerler. Nerelerde duraklama yapamayız? Arkadaşlar taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işaretiyle belirlenmiş olduğu yerlerde duraklamak yasaktır levhası varsa duraklama yapamayız. Sol şeritte raylı sistemin bulunduğu yollar hariç duraklama yapmak yasak arkadaşlar. Yaya ve okul geçitleriyle diğer geçitlerde, demiryolu geçitleri gibi, kavşak, tünel, köprü, bağlantı yollarına, yangın musluklarına ve buralara yerleşim yerleri içerisinde 5 metre, yerleşim yerleri dışında 100 metre mesafede duraklama yapmak yasak. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde, dönemeçlerde, otobüs, tramvay ve taksi duraklarında, duraklayan veya park edilen araçların yol tarafındaki yanında, işaret levhalarına, yaklaşım yönünde, yerleşim yerleri içerisinde 15 metre, yerleşim yerleri dışında 100 metre mesafede arkadaşlar duraklama yapmak yasak. Kısacası levha kelimesi görüyorsanız duraklamada da park etmede de hangi levha olursa olsun yerleşim yerleri içerisinde 15 metre, yerleşim yerleri dışında 100 metre mesafe içerisinde duraklama yapmak yasak. Zorunlu haller dışında yerleşim yerleri dışındaki karayollarında taşıt yolu üzerinde arkadaşlar yine duraklama yapmak yasaktır. Park etmede alınacak tedbirler nelerdir? Aracın çalışır durumda olması veya içinde insan bulunması park etme amacını değiştirmez. Bazen görüyoruz arkadaşlar aracın içinde insan var diye park etmemiş sayılmıyoruz arkadaşlar. Yani aracın çalışır durumda bulunması, içinde eş, dost, akrabanın bulunması park etmenin amacını değiştirmez. Park edilen aracın el freniyle tespit edilmesi, aracın motorunun durdurulması,
Eğimli yollarda inişte geri vitese, yokuşta birinci vitese takılması, tekerleklerin sağa çevrilmesi, eğimli yollarda kamyon, çekici ve otobüslerin arka tekerleklerine 2 adet takoz konulması, aracın terk edilmesi halinde camlar kapatılarak kapılarında kilitlenmesi nedir arkadaşlar? Zorunludur. Park etmenin yasak olduğu yerler, yani nerelerde aracımızı park edemeyiz arkadaşlar. Duraklamanın yasak olduğu bir yerde 5 dakika bile müsaade etmiyorsa 1 saat müsaade eder mi belediye? Etmez arkadaşlar. Bunun için duraklama yasaksa park etmek de yasaktır. Park etmenin trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde park etmek yasaktır levhası varsa park yapamayız. Geçiş yolları önünde ve üzerinde benzin istasyonları giriş çıkışını düşünün yasak. Belirlemiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içerisinde park etmek yasak. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara. Arkadaşlar levha kelimesi geçiyorsa duraklamada da park etmede de yerleşim yeri içi 15, yerleşim yeri dışı 100. 3 veya daha fazla taşıt yolu olan karayolunda, ortadaki taşıt yolunda ve 3 veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça gidiş yönüne ayrılmış en sağ şerit dışındaki şeritlere de park etmek yine arkadaşlar yasaktır. Kamunun faydalandığı park, bahçe, garaj, sinema, fabrika, atölye, işhane, okul, hastane ve benzeri giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden arkadaşlar 5 metrelik mesafe içerisinde yine park etmek yasak. Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına. Levha kelimesi geçiyorsa zaten 15 metre demiştik. Park için ayrılmamış veya trafik işaretiyle belirtilmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya buralara 10 metrelik mesafe içerisinde yine park etmek arkadaşlar yasaktır. Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlar için ayrılan yerlere de park etmek yasak. Yaya yollarında, bu çok önemli arkadaşlar, kaldırıma park edemeyiz. Zorunlu haller dışında yerleşim yerleri dışındaki karayollarında taşıt yolu üzerinde park etmek de yine arkadaşlar yasaktır. Engellilerin araçlar için ayrılmış park yerlerinde park etmek yasak. Park etmek için ayrılmış olan yerlerde şekle aykırı olarak park etmek de arkadaşlar yasak. Ücretli park yerlerinde ücret ödemeden veya park etme süresi dışında park etmek de yasak. Yerleşim birimleri içindeki karayollarında bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe duraklama ve arızalanma gibi zorunlu sebepler dışında kamyon, çekici, otobüs ve bunların katarları ile birlikte lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerinin park edilmesi yasaktır arkadaşlar. Köy ve belde gibi küçük yerleşim birimleri bu hükmün dışında olduğunu bilelim. Evet, bu konuyla alakalı gelen sorularımıza şöyle bir bakalım. Verilen yerlerde hangisi yasaktır? Trafik işaretiyle belirlenmiş olan yerlerde, belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde, yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içerisinde durmak, duraklamak, hızı azaltmak, vites yükseltmek hangisi yasaktır diyor arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı, duraklama yapmak nedir arkadaşlar? Yasak. Duraklanan ve park edilen yerden çıkış yaparken araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri, ışıkla veya kolla gerekli hallerde her ikisiyle çıkış işareti vermeleri, görüş alanları dışında kalan yerler varsa bir gözcü bulundurmaları, sakıncalı bir durum olmadığını gördükten sonra araçlarını çalıştırmaları, yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlayıp sonra manevraya başlamaları ve manevrası bitinceye kadar da gerekli önlemleri devam ettirmeleri zorunludur arkadaşlar. Numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur? Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken ışıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri, araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri, yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları, görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir. Numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur arkadaşlar? Cevabımız arkadaşlar
B şıkkı 1, 2 ve 4 olması gerekir. Arkadaşlar, eğer kurallara uygun olarak aracınızı park etmediyseniz ya da duraklama yapmadıysanız yasaklanmış yerlerde ve hallerde park edilen araçlar yetkililerce kaldırılır. Araçların yetkililerce kaldırılıp götürülmesi sebebiyle yapılmış olan bütün masrafları aracın sürücüsü veya sahibi ödemek zorundadır. Araç kaldırılıp götürülmeden veya götürüldüğü esnada sahibinin gelmesi durumunda trafik idari para cezası karar tutanağı kendisine tebliğ edilmek ve varsa yapılan masraflar ödettirilmek suretiyle sahibine de teslim edilir. Bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör sürücüleri ile ilgili bilmemiz gerekenler. Arkadaşlar, bu konudan da soru gelme ihtimali var. Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yaya yollarında sürülmesi yasak. Arkadaşlar, bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet de bir taşıt olduğu için bunların taşıt yolunda sürülmesi gerekir. Fakat ayrı bir bisiklet yolu olduğu halde bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda sürülmesi de yasak. Yani bunlar için ayrılan ayrı bir yol varsa taşıt yolunda bu taşıtları sürmek yasak. İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi de yasak. Yani iki çizgi arasına biz bir şerit adını veriyoruz. Bir şeritte yan yana en fazla iki tane, ikiden fazlasının bir şeritte yan yana sürülmesi yasak. Arka arkaya dizilebilirler. Bunda sakınca yok. Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olmadıkça başka kişilerin bindirilmesi de nedir arkadaşlar? Yasak. Sürücü arkasında oturma yeri olsa bile arkadaşlar bir kişiden fazlasının taşınması da yasak. Bu araçlarla diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması yasak. İzin alınarak yapılan gösteriler haricinde bu araçlar üzerinde akrobatik hareketlerin yapılması da yasak. Bunların başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi de yasak. Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzeri şeylerin taşınması ve kurallara aykırı yük taşınması da yasak. Üç tekerlekli ve özel şekilde imal edilmiş motosikletler hariç bu araçlar üzerine kasa, sandık ve benzeri şeyler yaptırılarak yük taşınması arkadaşlar yasaktır. Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleriyle taşımalı, taşıtlarını sürmeleri zorunludur arkadaşlar. Bu tür araçlarda bisiklet ve motorlu bisikletlerin önünde beyaz ışık veren ve 20 metreyi aydınlatabilen bir far ve arkasında kırmızı ışık veren lamba veya kırmızı yansıtıcı olması gerekir. Ön ve arka tekerleklerini kumanda edecek birbirinden ayrı 2 adet fren, normal olarak da 30 metreden duyulabilecek sesli ikaz cihazı bulunmaktadır. Bisiklet sürenlerin taşıt yolunu kullanabilmesi için 11 yaşını, motorsuz taşıtları sürenlerin ise arkadaşlar 13 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Evet, bu konuyla alakalı şöyle bir soru geldi. Motosiklet sürücüsü için numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenebilir diyor arkadaşlar. Can ve mal güvenliğini tehlikeye attı, İleri sürüş tekniklerine sahip oldu, şerit takip kurallarına uydu, geçme kurallarına uymadı. Videoyu bir inceleyelim arkadaşlar. Motosiklet sürücüsü için hangisi kesinlikle söylenebilir diyor. Evet, videoyu izledik. Tekrar izleyelim arkadaşlar. Göz aşinalığımız olsun. Emin olalım. Evet, videoyu tekrar izledik. Sorumuza bir bakalım şimdi. Can ve mal güvenliğini tehlikeye attı, İleri sürüş tekniklerine sahip oldu, şerit takip kurallarına uydu, geçme kurallarına uymadı. Kesinlikle söylenebilir dediği için arkadaşlar cevaplar alalım. Cevabımız arkadaşlar B şıkkı 1 ve 4. Can ve mal güvenliğini tehlikeye attı, geçme kurallarına uymadı. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atmış. Araçların arasından, sağından, her tarafından sollama yapıyor. Evet, bu sorumuzu da bu şekilde cevaplamış olduk. Evet arkadaşlar, buraya kadar videomu izlediyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki konunun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Yine YouTube kanalıma girerseniz arkadaşlar, şu ana sayfanın yanında oynatma listesi var. Bu oynatma listelerinden yine bu derslerin tamamına şuradan ulaşabilirsiniz.
İlk yardım dersi ile alakalı da buradan ulaşabilirsiniz. Ve bu dersler ile alakalı çıkmış olan sınav sorularını daha önceki sınavlarda ve bu soruları çözmeden kesinlikle sınava girmeyin arkadaşlar. Yine ehliyet sınavına dair direksiyon eğitim videolarım kanalımda mevcut arkadaşlar. Bütün öğrencilerin faydalı olduğunu söylüyor. Sizler de girip izlerseniz elektronik sınavı geçtikten sonra direksiyon eğitiminden önce sizlere faydalı olacaktır. Evet, bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.